Çekiç atmayla ortaokulda beden eğitimi öğretmenim sayesinde tanıştım. Kendisi cirit atışı atıyordu. Bizi stada götürdü. O şekilde kalabalık bir grup olarak spora başladık. Daha sonra benim çekiç atmaya daha yatkın olduğumu gördükleri için çekiç attırmaya başladılar bana. Ondan önce gülle ve disk atıyordum. Ama çekiçe başladıktan sonra daha yetenekli olduğumu fark ettim. Sporu daha çok sevdiğimi fark ettim. Ve yani çekiç beni spora bağladı. İlk başlarda tabii ki de düşündüm. Bir kafes içine giriyorsunuz ve kafesten o çekicin çıkması, acaba nasıl atabileceksiniz? Bunun bir korkusu tabii ki de oluyor. Yani başarabilecek miyim, olacak mı, olmayacak mı? Tabii ki de böyle şeyler oluyor ama sporu çok sevdim ben. Yani sabah antrenman 8'deyse ben 6'da stattaydım o saatlerde. Hani antrenmanı dört gözle bekliyordum. İlk zamanlar babam izin vermiyordu antrenmana gitmeme. Şimdi kendileri ilk destekçim yani. Stadyuma ilk girdiğimde çok büyük geldi gözüme. Onu hatırlıyorum. Çünkü sürekli televizyondan maçları izliyorsun. Hani orada alınan, görünen küçük bir alan var. Stada direkt giriyorsun ve koskocaman bir alan var etrafında. Öyle bir duygu oluştu. Kocaman bir yer, bir dünya yani. O dünya benim hayatımın başlangıcı oldu. Aklımda her zaman dünya şampiyonasına gitmek, olimpiyatlara katılmak, madalya almak, İstiklal Marşı'mızı hani o kürsüde okutmak, her zaman onların hayaliyle her gece diyebilirim yani her gece bu şekilde uyudum. Atmalar dalında cirit atma, disk atma, çekiç atma ve gülle atmadan oluşuyor. Benim branşımda zaten çekiç atma. Çekiç atmak zor, teknik bir branş olduğu için ve antrenmanlarımız sadece çekiç atmayla bitmiyor. Bunun yanında halteri, sıçraması, koşu, bir sürü şey yapıldığı için zor bir branş. İyi bir çekiççi, uzun boylu. Yani çok kısa olmayacak. En azından 70, bir 70 boyun üzerinde olacağını düşünüyorum. Tabii ki de fark etmiyor aslında çok fazla. Yani tabii ki de özelliklerin olması gerekiyor ama çok yetenekliysen her türlü atılabiliyor. Çabuk olabilir tabii ki de, süratlidir, kuvvetlidir. Yani herkesin kişisel kendi özellikleri vardır. Ben kuvvetli bir insanım. Diğer arkadaşım çabuktur. Hani diğer özellikleri olmadığı zaman kendi özelliklerini diğer özelliklerini kapatabiliyorsunuz biraz. Değişiyor. Yani her gün mutlaka çekiç atıyoruz. Haftanın hemen hemen 6 günü mutlaka atışımız yapılıyor. 6 günün dışında haftanın 3-4 günü halter yapıyoruz. Ve bu antrenmanlar arasında koşu, sıçrama gibi antrenmanlarla destekliyoruz bunları. Çekiç atmak bana mutluluk veriyor. Yani sevdiğim bir branş olduğundan dolayı yani çekiç atmasaydım başka ne iş yapardım bilmiyorum gerçekten. Hani düşünemiyorum bile aklımda hiçbir şey yok. Çünkü çekiç atmayı çok seviyorum. Yarışırken yarışma ortamına göre bazen değişebilir. Bazen duygusallık ağır basıyor. Ama genel olarak hırslıyımdır. Atmayı düşünürüm, bir şeyleri başarmayı düşünürüm. Genel olarak hırsım ön plandadır. Ama yeri geldiğinde de bazen duygusallık olmuyor değil. Diğer branşlardan farkı, yani açık sporlarımız tabii ki de var ama salon sporları gibi değil. Yani biz yaz kış, kışın yağmurun altında, yazın sıcağın altında gördüğünüz gibi koskocaman sahanın içerisindeyiz. Çekiç atma çok tehlikeli bir branş olduğu için kafesin içerisinde atıyoruz zaten. Farklı da en büyük farklılığı tehlikeli olması bizim. Bir ülkeden çekiç atma branşında iki kişi temsil etmek bence çok güzel bir şey. Kıvılcım'la beraberiz, antrenmanlarımızı yapıyoruz. Aramızda bir sıkıntı yok, bir problemimiz yok. İnşallah ikimiz de en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz orada. Geçen Londra Olimpiyatlarında yine ikimiz beraber katılmıştık. Fakat ayrı serilerdeydik. Yani ikimizin de birbirimizi izleme şansı oluyordu. Yarışmalardan önce biraz agresif olurum. Yani kimseyle konuşmam genellikle. Yani antrenörüm dışında. Hoşlanmıyorum öyle. Sürekli konuşmayı sevmiyorum. Müzik dinlerim. O beni motive ediyor müzik dinlemek. Onun dışında sadece yani benim gözümün gördüğü sadece antrenörümdür. Yani dışarıdan tanıdık insanlar da gelse, ailem dahi gelse bir şekilde onları görmüyorsunuz yani.
25-26 Mayıs'ta Mersin'de yapılan Kulüpler 1. Lig'de baraj geçtim. Tek hedef vardı orada, yani barajı geçmek. Sadece olimpiyata kotayı almaktı. Çünkü önüne bakamıyorsun. Olimpiyata gitmek garanti olmadıktan sonra ona göre bir antrenman yapamıyorsun. İstediğim tek şey 71 metre atmaktı. Ve orada ikinci hakkımda 71-21 atarak olimpiyat kotasını aldım. İkinci kez olacak benim olimpiyatlara katılmam. 80 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz ve yani 113 ya da 150 kişi arasına girmek, bu gurur verici bir olay. Olimpiyatlara katılmak benim için çok büyük bir güzel, çok güzel bir olay. Yani herkesin istediği bir durum. Ondan dolayı çok mutluyum. Londra Olimpiyat Oyunları'nda gitmeden önce bir hafif bir sakatlık yaşadım, dizimden kaynaklı. Ondan dolayı antrenmanlarım kötü gitmeye başladı bir süre, olimpiyattan önce. Kötü bir zamana denk geldi benim için. Ondan dolayı olimpiyatlarda çok fazla performansımı sergileyemedim açıkçası. Bu zamana kadar bir sakatlık ya da herhangi bir sıkıntım olmadı. Bu saatten sonra da temennimiz olmaması inşallah. Dikkatli bir şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. O zamanlar şöyle de bir sıkıntı var. Tecrübesizdim. İlk olimpiyatımdı. Çok heyecan vericiydi. Yani tribünler dolu ve burada öyle bir ortamımız yok bizim. Çünkü yarışmaya katılıyorsun burada. Tribünlerde sadece sporcuların aileleri oluyor. Ve olimpiyata gittiğin zaman tribünler dolu. Full. Oturacak yer yok. Yani bizim bile oturabileceğimiz yerler yok. O kadar full. Öyle bir ortamda sahaya çıkıp o kalabalığı görmek yani muhteşem heyecan verici bir şey. Buna alışmak kolay değil gerçekten. Yani bazen olumsuzluklar yaşıyoruz ister istemez ya da antrenmanlarımız kötü gidebiliyor, yorgun olabiliyoruz. Bazen isteksiz olabiliyoruz. Çünkü sürekli yani durmadan antrenman yapıyorsunuz. Bu çok yorucu bir durum. Sürekli kamplardasınız, aileden uzakta kalıyorsunuz. Bunlar yorucu ve sıkıcı olabiliyor bazen. Bazen istemiyorsunuz, geri dönmek istiyorsunuz. Ama içinde bir yerlerde seni bırakmayan bir şey var. Yani hayır, burada kalman gerekiyor ve bu yarışı kazanman gerekiyor. Ve bu duygu çok güzel. Biz burada grup olarak Emel'le beraber antrenman yapıyoruz. Birbirimizi destekliyoruz. İşte Kıvılcım var. O da burada antrenmanlarımızı beraber yapıyoruz. Birbirimize destek veriyoruz hep beraber. Onun haricinde tabii ki de aileleri hiçe sayamayız bunun dışında. Onlar sürekli arıyorlar, soruyorlar. Ve bizden uzak yani benden özellikle ayrı kalmaları zaten onlar için zor. Rio zor bir yarış olacak. Yani dünyanın en iyi 32 tane çekiç atıcısı orada olacak. Çok kolay olacağını tabii ki de söyleyemeyiz. Yani iki gruptan oluşuyor çekiç atma. A grubu, B grubu. Ve bu grupların en iyi 16 derecesi finale çıkıyor. Onun için zor bir yarış. Yani oraya gidip yarışmak bile zaten büyük bir şey. Ama o finale ben kalmak istiyorum en kötü. Çünkü yani dünyanın en iyi 16'sına gireceksiniz. Bu gurur verici bir şey. Üst düzeyde olanlar var. Bizim seviyelerimizde olanlar da var. Onun için olimpiyat, ama olimpiyat yani ne olacağı belli değil. Çünkü orası çok heyecanlı bir araya. Yani oraya çıktığınız zaman kazanabilirsiniz de kaybedebilirsiniz. Yani çok iyi olsanız da kaybedebilirsiniz. Çünkü gördüğünüz gibi kafesin içerisinde atıyoruz. 3 tane hakkınız var. O 3 tanesini kafese taktığın zaman istersen dünya rekortmeni ol. Hiç bir önemi yok. O zaman olimpiyat oyunları dendiğinde çok fazla bir şey ifade etmiyordu aslında ilk başladığım zamanlarda. Çünkü antrenörlerimiz mesela olimpiyatları ya da dünya şampiyonları çıktığı zaman izliyorlardı. İşte o zamanlar daha bilmiyorduk daha çok fazla böyle. Daha sporun içine girdikçe öğrenmeye başladım ve bu sefer ben de televizyon açmaya başladım ki dünya şampiyonasını izliyorsun. Herhangi bir yarışları izliyorsun. Orada olmak istiyorsun bu sefer. Hani ben büyüyüp buraya gideceğim diye bir şey oluşuyor. Sıkılıyorsun bazen böyle monoton sürekli antrenman yap, antrenman otel, antrenman otel, başka hiçbir şey görmüyorsun, etmiyorsun. Çok nadir akşamları dışarıya çıkmamız, çünkü ertesi gün antrenman olduğu için sabahtan çok fazla böyle dışarıya çıkıp gezme gibi bir ortamımız olmuyor. Zaten yorgun oluyorsun, istemiyorsun da. Onun için böyle sürekli otel odasında kalmaya of diyorum yani. Çok sıkıcı bir durum. Bazen oluyor. Bazen mesela
sorumsuzca antrenman yaptığım oluyor. Böyle ilgilenmediğim, umursamadığım anlar oluyor. Onlardan pişmanlık duyuyorum. Yani keşke daha dikkatli olsaydım. Şu an belki daha iyi seviyede olabilirdim dediğim zamanlar oluyor. En iyi derecemi atmak önemli olan benim için. Türkiye rekorunu kırmak istiyorum olimpiyat oyunlarında. İnşallah bu hedefimi gerçekleştiririm. Onun dışında önümüzdeki yıl daha farklı yarışlarımız var. Akdeniz oyunları, İslam oyunları ve bunun gibi birçok yarışımız var. Seneye daha düzgün bir şekilde ve daha tecrübeli olarak doğru ve düzgün bir şekilde antrenmanlarıma devam edip yine en iyi seviyeye gelmeyi planlıyoruz. Spor bambaşka bir dünya. Bizim mesela ülkemizde insanlar şeydir, bırakın çocuklar okusun. Yani bunun için okumak için spordan alanları bile gördük. Lütfen çocukların önüne geçmesinler. Yani çocuklarını bıraksınlar, spor yapsınlar. Olimpiyatlarda çekiç atma branşında ülkemi temsil edeceğim. Rio'da beni izleyin.